Hayırlı akşamlar sevgili Ataşehir TV izleyicileri. Tekrar karşınızdayız bir hafta bir aradan sonra. Bugün de güzel bir konuk ve konuyla karşınızdayız. Malumunuz Türkiye'de yeni siyasi gelişmeler ve yeni hareketler oluşuyor. Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızın oğlu Fatih Erbakan'ın kurduğu ve geçtiğimiz aylarda teşkilatlanmaya başladığı Refah Partisi, yeniden Refah Partisi var. Bu akşam da konuğumuz Yeniden Refah Partisi Ataşehir İlçe Başkanımız ve şu an onun misafiriyiz. Kendisiyle gerek Ataşehir üzerine gerek Yeniden Refah Partisi üzerine kısa bir sohbet yapacağız. Ben bu vesileyle Yeniden Refah Partisi'ni sizlerle birlikte tanıma imkanı bulacağız. Hoş geldiniz mi diyelim, hoş bulduk mu diyelim. Hoş geldiniz öncelikle mekanımıza. Sizi kısa bir tanıyabilir miyiz önce şahsınızı? İsmim Serkan Yiğit. Giresun Prezesi doğumluyum. Mali müşavir olarak özel bir firmada yönetici olarak çalışıyorum. Yani evliyim, bir çocuk babasıyım. Ve dolayısıyla 2003 yılından beri AGD ile birlikte Milli Görüş Teşkilatları'nda aktif olarak görev almaya başladık. Siyasette yeni değişik. Evet. Gelinen bu süreçte merhum Necmettin Erbakan hocamızdan sonraki süreçte bir Erbakan Vakfı süreci atlattık. Şimdi gelinen süreçte de son nokta ve son hareketimiz olan Yeniden Refah Partisi Ataşehir İlçe Başkanı olarak Genel Başkanımızın ve İl Başkanımızın teveccühüyle karşınızda bulunuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Eyvallah, teşekkür ederiz. Şimdi teşkilatınızı kurdunuz. Kongrenize biz gerçi katılım sağladık. Sizi orada tanıma imkanı bulduk. Kongreden sonra ilçe binanızda tekrar hizmete girmiş. Onun için de bir hayırlı olsun diyelim. Evet. Ataşehir siyasetine adım attınız inşallah. Şöyle yapalım. Şu anda teşkilatınızın yeni kurulan bir siyasi partisiniz. Gerek sizin üzerinizdeki birimlerin, gerekse Ataşehir'deki teşkilatlanmanızın durumu nedir? Yani hangi aşamadasınız? En azından Ataşehir'de ne oranda teşkilatlanabildiniz? İlçe yönetim kurulu hakkında bize, izleyicilerimize kısa bir bilgi verme şansınız olur mu? Elbette. Şubat ayının başında biz kurucular kurulu olarak Ataşehir İlçe Teşkilatımızın kuruluşunu gerçekleştirdik elhamdülillah. 21 Mart tarihinde zaten sizler de tekrar o gün için sizlere de teşekkür ediyoruz. Kongremizi yani 360 kişilik bir salonda gerçekleştirdik. Elhamdülillah salonumuzda hani bu şekliyle daha hiç yönetim kurulumuz vardı ilçe bakımından ama mahalle teşkilatlarımızı oluşturmadan bir 360 kişilik salonu doldurduk. Doluydu. Elhamdülillah. Şimdi geçtiğimiz hafta pazar günü 28 Nisan'da İstanbul İl Kongremizi gerçekleştirdik. Ve dolayısıyla yani Türkiye'nin en büyük spor salonlarından bir tanesini büyük ölçüde yani daha doğrusu tamamıyla doldurduk. Sizin nereden gibi bir spor salonunu doldurmak yani her siyasi partinin kolay başaracağı bir iş değil. Evet. Evet, büyük ölçekli siyasi partiler bunu elbette yapıyor. O konuda bir şey söylemiyoruz ama henüz yeni kurulmuş, teşkilatlanmasını tam olarak tamamlamamış bir siyasi parti olarak orayı doldurmayı nasıl başardı Yeniden Refah Partisi? Evet tamam, sizin de bir background'unuz var, siyasi olarak arka planınız muhakkak var ama bu bir organizasyon meselesi. İnsanları oraya toparlamak çok kolay bir şey değil. Orada özel bir çalışmanız mı oldu yoksa bu tamam bir teveccühün sonucu muydu? Sizin gözleminiz nedir ya da özel bir bilgi verebilir misiniz? Eyvallah. Bu konuda kıymetli başkanımız, il başkanımız Hüseyin Terzi Beyefendi'nin gerçekten yılmayan, yorulmayan bir kişiliği var. Biz de onun hızına yetişmeye çalışıyoruz. Elimizden yettiğince, gücümüzün yettiğince, elimizden geldiğinin fazlasıyla. Ama elbette biz siyasete girdiğimiz andan itibaren milletimizin ciddi anlamda bir teveccühüyle karşı karşıya kaldık. Bunda zaten teşkilatlarımızın bugün yani bu günler itibariyle Türkiye'de 70 tane ili aşkın ilde teşkilatlarımızı tamamlamış bulunmaktayız. Dolayısıyla bu teveccühün ve bir insanların bize karşı bakışının sonucudur. Bu yani birkaç ay içerisinde bunu başarmak gerçekten bir başarıdır. Sinan Erdem'i nasıl doldurduk? Elbette ki teşkilatlarımız, ilçemiz adına ilçe yönetim kurulu üyelerimiz
ve mahalle başkanlarımız henüz atanmadı birkaç mahalle dışında ama yani yönetim kurulundan arkadaşları ilgili mahalle ilgili bulundukları mahallelere sorumlular atadık. Dolayısıyla bunlara belli ilim bize verdiği gibi onlara da belli bir hedef doğrultusunda oraya da kendi kongremizden fazla bir sayıyla katılımda taşıma bakımından katılımda bulunduk. Ama oraya vardığımızda oradaki heyecan tarif edilemez bir şeydi. Elhamdülillah bu heyecanı yıllar sonra tekrar yaşayabildik. Bunun için Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Yani dolayısıyla teşkilatımızın bu manada ciddi, disiplinli, sürekli iletişim halinde günlük olarak il nezdinde de bizim nezdimizde günlük bir veri alışverişi ve takibiyle bu süreci tamamladık. Bunun da sonuç verdiğini gördük. Çalışmalarımız bu şekildeydi. Serkan Bey, şimdi şöyle bir şey var. Sokakta biz de halkın arasında insanlarız. Normal gündelik hayatımızı sokakta geçiriyoruz. İnsanların şöyle bir öngörüsü var. Mevcut siyasi yapı içerisinde, gidişat içerisinde diyelim ya da işte malum bugün iktidar partisi ve Sayın Cumhurbaşkanımız 17 senedir iktidarda. Bu sürecin sonunda ila nihai bunun da bir sonu gelecek diye herkes biliyor bunu. Sonunda İşte Erdoğan giderse, gittiğinde, bıraktığında Erbakan gelir gibi bir beklenti var. Size oy verme veya vermeme noktasında değil. Bu bir algı. Bunu insanlar hep dillendiriyor. İlgili veya ilgisiz. Herkes buna bakıyor. Diyor ki Erdoğan'dan sonra kim gelir? Erbakan gelir gibi bir beklenti var. Bunun yansıması mı şu anda teşkilatlarınıza geliyor? Yoksa yeni bir tabana mı oynuyorsunuz? Açık konuşmak gerekirse. Yeni bir taban mı oluşturmaya çalışıyorsunuz? Mevcut bir milli görüş tabanı var. Evet. Bunu biliyoruz. 40 yıllık, 50 yıllık bir geçmişe sahip. Siyasi anlamda söylüyorum. Kökleri çok daha derin elbette ama. Şimdi sizin karşılaştığınız tablo, sokaktan gelen yansımalar tam olarak nedir? Benim tarif ettiğim gibi mi yoksa başka şeyler mi var? Ya elbette ki bir iktidar partisinden sonra bir iktidar parti, daha doğrusu bir parti kurulduğunda iktidar olma amacıyla, iddiasıyla kurulur ve bu yolda çalışmalarını başlatır. Diğer açıdan bakmamız gerektiğinde bir iktidar partisi eğer yeterli başarıyı, özveriyi kendinde gerçekleştirip sahaya tekrar aynı şekilde cevap veremezse onun yerine bir başkası gelmek zorunda. Sonuçta demokrasiyle yönetilen bir ülkede yaşıyoruz. Evet. Dolayısıyla bizim teveccühün sebebi zaten yine ifade ediyorum yeni bir yapı değil. Dediğim gibi biz teşkilatlarımızı ikinci 40 yıl olarak nitelendiriyoruz. Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızla birlikte yaşanmış olan bir geçmiş 40 yılımız var. Temiz, başarılı, azimli, gayretli ve gelecek olan bu ikinci 40 yılımızda aynı şekilde inançlı ve azimli kadrolarla yeni bir teşkilatlanmayı hedefliyoruz. Bu manada çalışmalarımızı yürütüyoruz. Elbette ki dış katılımlar merak eden insanlar katılıyor. Ya da milli görüş ne demek? Bunu öğrenmek isteyen, bu milli görüşe hizmet etmek isteyen insanlar aramıza yeni yeni katılıyor ama dediğim gibi yani bizim yürüdüğümüz yol yeni değil. Geçmiş 40 yılı olan ve ikinci 40 yılda da Cenab-ı Allah nasip ederse yürünecek olan bir yol. O noktada ben şunu söyleyeyim. Yani insanlar hakikaten bu değerli bir nokta. 17 yıllık bir iktidar partisi var. Ve şu anda da iktidar devam ediyor. Ama buna rağmen Refah Partisi, yeniden Refah Partisi yeni kurulmuş bir siyasi parti olmasına rağmen kendisini henüz tanıtma fırsatı bulamamış olmasına rağmen beklentiye nasıl diyeyim size hitap ediyor. Bir beklenti var insanlarda. Belki bıkkınlık, belki ufak tefek sebeplerden ya ciddi sebeplerden küskünlük olan insanlar dahi bir adım sonrasında yeniden Refah Partisi'ni bir umut olarak, dolayısıyla Fatih Erbakan'ı umut olarak görmeye başladılar. Bu beklentinin yansıması muhakkak size yansıyor. Ben onu sormak istemiştim aslında. Siz de özetlediğiniz durumu. Peki bu noktada şunu söyleyelim aslında. Biraz Ataşehir özeline geri gelelim. Ataşehirliyiz. Siz de Ataşehir İlçe Başkanısınız. Şimdi Ataşehir'de teşkilatınız şu anda ne aşamada? Yani tam olarak organizasyonunuzu kurdunuz mu? Ne aşamadasınız? Mahallelerdeki durumunuz özellikle? İlçe yönetim kurulu olarak organizasyonumuz anlamında bir eksiğimiz yok. Teşkilatımız zaten gün geçtikçe sürekli katılım anlamında elbette genişliyor. Sadece bu süreçte işte az evvel de ifade ettim.
eski Milli Görüş tabanından gelen insanlar, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Yeni gelen ve gerçekten Milli Görüş'e hizmet etmek, insanlar etmek isteyen insanlar var. Dolayısıyla burada hani bir süreç, yani teşkilatın kemikleşmesi adına belli bir süreç olmak durumunda zaten. Hı hı. Normal hayatın doğal kanunu budur. Yani bir iş yerine girdiğinizde sizden belli bir süre boyunca bir oryantasyon eğitimi verirler ve belli bir süre boyunca sizden kaliteli iş beklemezler. Yani dolayısıyla elbette biz burada kalite üretmek zorundayız. Çünkü bizler eskiden beri bu teşkilatın içerisindeyiz ama yeni gelenler için en azından buraya ısındırıp ne yapmaya çalıştığımızı, iddiamızın ne olduğunu, partimizin ana hatlarını onlara aynı şekilde, yani yürüyüşümüzün, yolumuzun ne olduğunu onlara anlatarak bir yapı oluşturduk bugün. İnşallah ilerleyen süreçte bunu da daha kemikleştirmek adına eğitim çalışmalarımız teşkilat içerisinde devam ediyor. İlçe yönetim kurulu olarak yani bir eksiğimiz yok. Mahallelerdeki anlamında mahallelerle ilgili biliyorsunuz Ataşehir'in 17 mahallesi var. Bununla ilgili çalışmalarımız var, havuzlarımız var, insanlar var, alternatifler var. Mahalle mahalle yani gidilecek isimler, görüşülen isimler var, görüşülecek isimler var. Mahallelerde yapılanmalara yerel seçimlerden sonra başladık. İl kongremizin de bu geçtiğimiz hafta olması sebebiyle aslında o seçim sonrasında başlamış olduğumuz çalışmaya kongremiz olması sebebiyle bir buçuk hafta gibi ara vermek zorunda kaldık. Ama en nihayetinde bugün 3 mahallemizde mahalle başkanımız var. Toplamda 8-9 mahallede temasta olduğumuz insanlar var. Sadece burada yapmaya çalıştığımız tek şey gerçekten seçtiğimiz kimseleri, seçtiğimiz mahalle temsilcilerimizin biraz daha Milli Görüş, Yeniden Refah Partisi'nin temsilciliğini yapabilecek düzeyde olması ve insanların bu bakımdan da kişiler üzerinden, zaten Milli Görüş'ün bir herkeste bir itibarı var. Ama bu itibarı yok etmemek adına bu mahallelerde biraz daha özenli davranmaya gayret gösteriyoruz. Bunu iyi temsil edecek arkadaşlara ihtiyacınız evet. var ya da o noktada seçici davranıyorsunuz. Evet. Peki teşkilatlardaki, daha doğrusu mahalle teşkilatlarında ana bir kriteriniz var mı? Ya da şu olmazsa olmaz dediğiniz görevlendirme yaparken kriterleriniz var mı? Elbette belli başlı kriterlerimiz var. Bunun gerek insanın geçmişiyle alakalı, yaşadığı çevreyle, çevredeki bırakmış olduğu olumlu, olumsuz intibalar göz önünde bulundurularak bazı verilere ulaşmaya çalışıyoruz. En nihayetinde dediğim gibi yani tamamıyla bizi temsil edecek bir kimse olduğu için kişi üzerinden olumlu teşkilatımıza ne katabilir şeklinde. Ama elbette ki hani zaten bizim bir geçmiş 40 yılımız var. Görevlendirdiğimiz kimselerin de aslında bize kolaylık olması açısından Milli Görüş tabanına, Milli Görüş şuuruna uzak olmaması tercihimiz oluyor bu tür tercihlerde. En nihayetinde görevlendirmelerimiz bu şekilde, görüşmelerimiz bu şekilde devam ediyor. Ama bu teşkilatın kapısı Milli Görüş prensiplerine, davamıza, Yeniden Refah Partisi'ne ve inancımıza ters düşmediği müddetçe bu teşkilatın kapısı herkese açık. Herkese açık. Peki teşkilatınıza ulaşmak isteyen Ataşehirliler, bizi dinleyen izleyicilerimiz size nasıl ulaşabilirler? Tam olarak adresiniz, yeriniz, size ulaşma modelleriniz nedir? Teşkilat binamızın yeri Küçük Bakkalköy mevkiinde. Bakkalköy Işıklar'da Üçtepe İş Merkezi'nin ikinci katında. Zaten bu civarı bilenler iyi bilir. Bakkalköy Işıklar'da zaten parti bayraklarımız yol üzerinde mevcut. Yani fark edilmemesi mümkün değil. Onun dışında sosyal medya hesaplarımızdan bize erişebilirler. Refah Ataşehir şeklinde Facebook, Twitter, Instagram üzerinden yani bizlere ulaşmak isteyen, özellikle bilgi almak isteyen oralardan sorularını sorabilirler. Gerek bu kanallar üzerinde açık adreslerimiz ve konumlarımız mevcut. Çalışmalarımızı zaman zaman genelde ve ilçe merkezli olarak oralarda da halkımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu şekilde iletişim sağlayabiliriz. Gençlik yapılanmamız nerede Sayın Başkan? Bir organizasyon orada söz konusu mu? Gençlik teşkilatımız var mı? Ya da genç arkadaşlar siyasete şimdi eskisinden daha hevesli. Bu güzel bir şey aslında. Evet. Onların siyasi partilerde aktif olma isteği kayda değer. Değerli bir şey. Sizin durumunuz nedir o
noktada? Elbette ki gençler bugünkü siyasi partilerin motor gücü. Hı hı. Yorulmayan, yeni başlayan ve yılmayan bir motor gücü olarak tasvir etmiş olursak hiçbir teşkilat gençsiz ayakta duramaz. Bunun bilincindeyiz. Bizim de gençlik başkanımız var kendi aramızda. Dolayısıyla onun da kendine münhasır bir ekibi var. Dediğim gibi o da hani biz de yeni başladığımız gibi onlar da bu çalışmaya yeni başladı. Onlar da aynı süreçlerden geçiyorlar. Teşkilat yapılanmaları vesaire. Bununla ilgili çalışmalar olduğunu biliyoruz. Belli bir yapıya ulaştılar elhamdülillah. Maşallah. Ama dediğim gibi yani yeni gelecek olan ya da siyaseti özellikle belli bir yaş grubunun altında Necmettin Erbakan hocamızı henüz tanımamış ama ismini duymuş, çeşitli kaynaklardan bilgi edinmiş genç arkadaşlarımız var. Bunları da dediğim gibi yani siyaset yapmak istiyorlarsa burası doğru bir adres. İnşallah. Aynı paralellikte bir soru. Kadın kollarımız, hanım kollarımız söz konusu mu? Hanım kollarımız da mevcut. Onlar da kendi aralarında teşkilatlanmaları mevcut. Dediğim gibi onlar birazdan bir tık geç başladılar yapılanmaya. Bu genel merkezden gelen bir organizasyon olduğu için geciktiler aslında. Ama onların da bir yapılanması mevcut. Onlar da artık muntazam bir şekilde ev sohbetleri ve teşkilat toplantılarına başladılar elhamdülillah. İl kongremizden evvelinden bu yana devam ediyorlar aynı azim ve gayretle. Onlar da dediğim gibi işte hani hepimizin hepimizin olduğu gibi onlar da yeni katılımlarla birlikte çalışmalarına devam ediyorlar. Serkan Bey, şimdi buradan şeye geçelim Sayın Başkanım. Biraz daha genel siyasete izin verirseniz. Genel siyaset deyince mesela ilk aklımıza gelen şey şu. Milli görüş çizgisinden, geleneğinden gelen siyasi partiler daha önce oldu. Varlığını devam ettirenler de var. Neden yeniden Refah Partisi? Yeniden Refah Partisi bize diğer milli görüş partilerinden, milli görüşlü olduğunu söyleyen partilerden farklı olarak ne vaat ediyor? Yani burada sizi diğerlerinden ayıran şey ne olacak veya ne? Bizi diğerlerinden ayıran şey dediğim gibi ayrımcı olmamak. Dolayısıyla elbette ki bizim milli görüş geleneğine göre bir prensibimiz, bir belli bir yol haritamız var. Ama bugünkü kastettiğiniz partinin genel başkanımız Dr. Fatih Erbakan Bey'in ifadesiyle orada da bilirsiniz, belki medyada da görmüşsünüzdür. Şöyle bir ifadesi var. Yani Erbakan ailesi bu siyasi partide siyaset yapamaz diye böyle bir ayrım söz konusu. Diğer partilerden farkımız inancımız ve azmimiz. Dolayısıyla inancımızı ön planda tutuyoruz. Azimli ve gayretliyiz. Elhamdülillah bugüne kadar böyle. Zaten bu çalışmanın ürünü olarak yakında, yani çok yakında bayağı bir ses getirmeyi başardık tüm Türkiye olarak. Dolayısıyla aynı minvalde daha çok gayret ve azimle daha da çok ses getireceğimize inanıyoruz. Fark hususunda da dediğim gibi burada kişi ya da belli bir zümre ayrımı yapmıyoruz. Milli görüş prensiplerini kabullenen, bu ülkeye, dünyaya ve zulüm gören herkese hizmet etmek isteyen herkesin yeri Yeniden Refah Partisi'dir. Şimdi bu seçimlere katılmadı Refah Partisi. Evet. Hukuki veya teknik olarak mı katılma şansı yoktu? Yoksa bir tercih miydi bu? Bu genel başkanımızın tercihiydi. Teşkilatlarımızın daha anlamlı ve sağlam bir şekilde yapılanmasıyla ilgili. Bu genel başkanımızın tercihiydi. Öncelik teşkilatlanmaya verildi. Dolayısıyla yeni kurulan bir parti dediğim gibi olası bir durumda elbette ki sonuç alınabilirdi. Ama dediğim gibi daha sağlam bir teşkilat kurmak adına genel başkanımızın böyle bir kararı vardı. İstişareleri sonucunda biz de teşkilat olarak önümüzdeki 4,5 sene seçim gözükmüyor. Bu 4,5 seneyi Yeniden Refah Partisi, teknik anlamda soruyorum bunu. Hem teşkilatlanması, sandık kurullarına varıncaya kadar nasıl değerlendirecek? Veya bir çalışma var mı? Hani yarın seçim olacakmış gibi derler ya, bizim geleneğimizde hep öyle söylenmiştir. Biz şu anda Yeniden Refah Partisi olarak bunun neresindeyiz? Şimdi biz her daim Milli Görüş Teşkilatlı olarak eski geleneklerimize göre her daim hazırlıklı olmalıyız. Dolayısıyla İl Başkanımız Sayın Hüseyin Terzi Bey ilk kongremizde de zaten bahsetti.
bizim İstanbul Teşkilatı olarak tüm İstanbul'da sandık baş müşahit çalışmalarımızı Aralık ayına kadar tamamlama gibi bir hedefimiz var. Elhamdülillah bununla ilgili çalışmalarımıza başladık. Tüm İstanbul'da mahalle teşkilatlarının yanı sıra bu çalışmalar da devam ediyor. Bizler de aynı şekilde ilçemizde çalışmaları başladık. Ve dolayısıyla hedefimiz olan Aralık ayına kadar baş müşahit toplantımızı 33 bin kişiyle birlikte yapma hedefi ve arzusu içerisindeyiz. Bu şekilde çalışmalarımız da devam ediyor. Dediğim gibi burası Türkiye. Belli olmuyor seçim gündemi. Bunu geçtiğimiz 3 senedir ama 4 senede sürebilirdi. Geçtiğimiz yıllara referans alırsak baktığımızda neredeyse aşağı yukarı her seçim her yılda bir büyük seçimle karşılaşıyoruz. Evet, ya referandum ya seçim gibi bir sandık önümüze muhakkak koyuluyor. Evet. Peki o noktadan sonra şunu şöyle kapatalım aslında. Yeniden Refah Partisi Ataşehir ilçemizde de kendi faaliyetlerini sürdürmeye başladı. Ataşehir'in yeni bir dinamiği diyebiliriz artık. Çünkü milli görüş geleneğinden gelen siyasi partilerin hepsi yeni bir umut, heyecan olarak sahneye çıkıyor ve her biri de kendi alanında başarılarını ortaya koyuyor. Bunu inkar etmemek lazım. Geçmişte de bugün de böyle. Yeniden Refah Partisi Ataşehir'e de yeni bir soluk getirecektir. Muhakkak Sayın Başkanımızın o konuda söyleyecekleri vardır aslında. Onu da gündeme getireceğiz. Ataşehir'in yerel sorunları gerek belediyeler manasında gerek diğer kamu hizmetler manasında onlarla ilgili çalışmaları olacaktır Yeniden Refah Partisi'nin. Burada farklı bir bakış açıları aslında bir çalışmalarımız olacak mı? Şu anda elbette yoktur ama benim tahminime göre. Yereldeki araştırmalarınız, Ataşehir'in yerelinde soruyorum bunu, özelinde soruyorum, özür dilerim. Ne alemde gidiyor ya da oraya özel bir çalışma alanı ayırdınız mı? Elbette ki zaten teşkilatı olarak yerelle ilgilenen bu tür araştırmaları yapan birim başkanlıklarımız var, komisyonlarımız var. Bununla ilgili onlar çalışmalarını hani kısmen başlattılar. Teşkilat çalışmalarımızın dışında olarak ama ümit ediyorum ki yakın vakitte inşallah bunları da ortaya tespitlerimizi, çözümlerimizi ortaya koyabilecek bir duruma geleceğiz inşallah. İnşallah. O zaman size çok teşekkür ediyorum. Son sözü yine size bırakacağım ama ben izleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Bu vesileyle kapanış yapıyorum. Siz gerek adınıza, şahsı adınıza, gerek Yeniden Refah Partisi adına, Ataşehir İlçe Başkanlığı adına buyurun kapanış konuşmasını size bırakayım. Eyvallah. Evet, öncelikle bizi bu imkanı tanıdığı için kıymetli Ataşehir TV çalışanlarına ve Ataşehir TV yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Biz yeniden yola koyulduk, yeniden yollara çıktık. Elhamdülillah büyük bir teveccühle geliyoruz. Bizim kapımız, bizim temel prensiplerimizi kabullenen herkese açık. Dolayısıyla çalışmalarımız sadece kimseyi ötekileştirmek adına değil ama mevcut iktidarda olan ya da mevcut yönetimde olan kimler varsa ülkemiz adına, milletimiz adına olumlu şeyler, olumlu siyaset ortaya koyabilmek amacıyla çalışıyoruz. Dolayısıyla bir sorun varsa önemli olan, asıl olan bizim için bu sorunun çözülmüş olmasıdır. Sorunun ilk önce çözülmesi için de tespit edilmiş olması gerekiyor. Dolayısıyla biz bu tespit ve çalışmalarımızı Genel Başkanımız Sayın Doktor Fatih Erbakan Bey gibi paylaşıp ve sonucunda milletimizin yararına olabilecek bir çözüm ortaya koymak adına çalışmalarımız devam ediyor. Ve dolayısıyla tüm Ataşehir halkına kapımız ardına kadar açık. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum.